Aslında ikincil travmanın da birincil travmaya maruz kalan kişiye yardım eden, onu dinleyen, onu anlamaya çalışan, onun yanında olan, onu gözleyen, onun yaşadıklarına şahit olan kişilerin benzer semptomları gösterir şekilde etkilenmesi diye çok kısaca özetleyebiliriz. Evet. Aynen travmada olduğu gibi ikincil travmada da travmanın ne olduğu, yani insan eliyle mi, işte savaş gibi, terör gibi, insan hakları ihlalleri gibi ya da doğal afet mi, işte bizim yaşadığımız bu yangınlar gibi, sel gibi, kasırga gibi, tsunami gibi ya da kişinin başına gelen çok ani sevdiği birini kaybetmek, bir uzuğunu kaybetmek, trafik kazası vesaire gibi şeyler mi? Bunlara göre insanın bir kere tepkisi değişebiliyor. Yani travmanın konusu ve şiddeti. İkincisi kişinin kendisinin baş etme becerileri, baş etme gücü. Bu da etkili olabiliyor. Yani daha önceden yaşadığı ve aşabildiği şeyler mi, hallettiği şeyler mi? Yoksa bu konularda kendini güçsüz ve zayıf mı buluyor olaylar karşısında gibi. Ne kadar yakın olduğu olaya. Şimdi mesela bizler televizyondan izliyoruz bu yangını, medyadan takip ediyoruz. Ama bazı insanlar demin sizin anlattığınız gibi bizzat oradalar, bizzat orada yaşıyorlar, bizzat orada o insanlara yardım etmeye, o ormanları söndürmeye, o hayvanlara yardım etmeye çalışıyorlar ve gözlerinin önünde cereyan ediyor her şey. Keza bu da çok etkili oluyor. Şimdi empati gücü çok yüksekse bu kişinin, yani o zaman gerek imgeleme yoluyla, yani oradakileri görmese bile aslanları hayal ederek, gerekse o duyguyu bizzat alıp yaşayarak özdeşleşme yoluyla çok ciddi bir şekilde o kişi gibi neredeyse travmatize olup semptomları gösterebiliyor. Nedir? Mesela o kişi rüyasında yangını görüyor. Onun o yangında ne yaşadığını dinlerken o kadar özdeşleşip o kadar canlandırıyor ki kendisi de rüyasında bunu görüyor mesela. Ya da o kişi nefes nefese kalma, panik ataklar yaşıyorsa bu kişi de yaşayabiliyor. Dolayısıyla neredeyse aynı semptomları, benzer semptomları gösteren benzer bir rahatsızlık haline geliyor. O yüzden de kişilerde tükenmeye doğru yol açabiliyor. Mesela uzun süren yanında bulunma hallerinde, uzun süren şahit olma hallerinde kişi bu empatinin getirdiği şeyden dolayı, yükten dolayı yorgun düşüp artık yardım edemez hali, kendisi yardıma muhtaç hale gelebiliyor. Dolayısıyla travmatik sürecin içinde bizzat olmasa da kendisinde bu tür semptomlar gören izleyicilerin, yardım edenlerin, şahit olanların vesaire dikkatli olmaları, dediğiniz gibi yani bu iş uzuyorsa, ısrarla bu tür semptomlar devam ediyorsa yardım almaları önem kazanıyor.